Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Rabbin yalnız kendisine tapmanızı ve ana babaya iyilik etmeyi buyurmuştur. Eğer ikisinden biri veya her ikisi senin yanındayken ihtiyarlayacak olursa onlara karşı öf bile deme, onları azarlama, ikisine de hep tatlı söz söyle, onları esirgeyerek alçak gönüllülükle üzerlerine kanat ger ve Rabbim, küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse şimdi de sen onlara öyle rahmet et diyerek dua et buyurmuştur. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Salat ve selam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabinin üzerine olsun. İslam tüm yüce ahlaklara ve doğru davranışlara çağıran ve her asil ilkeye dayanan bir hoşgörü mesajıyla geldi. Bu mesaj insanlar arasında doğruluk, adalet, şefkat, sevgi ve insanlık ile dengeyi ayarlayan değerlere davet etti. Allah Teala şöyle buyurur: "Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor." İslam şeriatının azametli tezahürlerinden biri ana babalarla ve akrabalarla muamele etmek için kurallar, esaslar ve haklar ortaya koymasıdır. Ana babalar saygı gösterilmeye, takdir edilmeye ve ilgilenmeye en layık insanlardır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de ona ibadet etme ve ona hiçbir şeyi ortak koşmama emri sonrasından hemen ana babaya iyilik ve ihsan etmemizi emretti. Allah Teala şöyle buyurur: "Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyi davranın." Allah Teala nimetlerine şükretmeyi emrederken fazileti ve azameti için ana babaya da şükretmeyi emretti. Abdullah bin Abbas dedi ki, üç ayet üç şeyle bağlı olarak indirildi. Bağlı olduğu şey de yapılmadan hiçbiri kabul edilmez. Bana ve ana babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur ayeti de onlardan biridir. İşte ana babasına şükretmeyen insanın Allah'a şükretmesi kabul olunmaz. İslam dinimiz ana babanın makamını yüceltip onlara iyilik ve ihsan etmeyi emretti. Abdullah bin Amr'ın naklettiğine göre bir kimse Resulullah'a gelerek cihada çıkmak için izin istedi. Resulullah ona "Annen baban sağ mı?" diye sordu. O "Evet" deyince Efendimiz "Anne ve babaya hizmet ederek cihadını yap" buyurdu. Hazreti Musa aleyhisselamın hikayesindeki salih adamın iki kızı ana babaya iyilik etmenin en iyi örneğini verdi. Halbuki kızların babası çok yaşlıydı, çalışamıyordu. Bu yüzden yıkılmadan, usanmadan onun yerine çalışırlardı. Allah Teala şöyle buyurdu: "Medyen suyuna geldiğinde davarlarını sulayan bir insan topluluğu buldu. Onlardan başka hayvanlarını sudan alıkoyan iki kadın gördü. Onlara derdiniz nedir?" dedi. "Çobanlar ayrılana kadar biz sulamayız. Babamız çok yaşlıdır. Onun için bu işi biz yapıyoruz" dediler. Cabir radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek "Benim mal ve çocuğum var. Babam da malımı kökünden korutmak, tüketmek ister" dedi. Bunun üzerine Resulullah "Sen de malın da babana aitsiniz" buyurdu. Hazreti Fatıma radıyallahu anha babasına olan sevgisinde, saygısında ve nazaketinde
bizim için en iyi örnektir. Resulullah onun yanına girdiği zaman Hazreti Fatıma ayağa kalkar, babasının elini tutar, onu öper ve kendi yerine oturtururdu. Ona karşı nezaketle davranır, onun gelişine sevinir ve yüce makamına saygı gösterirdi. İslam, ana babaya saygı duymamızı ve onlara eziyet etmemizi emretti. Allah Teala şöyle buyurur: eğer ikisinden biri veya her ikisi senin yanındayken ihtiyarlayacak olursa onlara karşı öv bile deme, onları azarlama, ikisine de hep tatlı söz söyle. Yüce Allah öfkeyi gösteren en küçük kelime olan öf bile demeyi yasakladı. Bu kelimeden daha küçük bir kelime olsaydı Allah mutlaka onu yasaklardı. İnsanın ana babasının zarar vermesi veya herhangi bir şekilde kendilerine kötülük etmesi yasaktır. Ebu Hureyre radıyallahu anh bir adama babasına iyilik etme konusunda şöyle öğüt verdi: onun önünde yürüme, ondan önce oturma, onu ismiyle çağırma, ona sövdürme. Yani insan kendi yüzünden babasını hakarete maruz bırakmamalı ve Müslüman ana babasına zarar verme sebebi olmamalıdır. Hazreti Peygamberimiz insanın kendi ana babasına lanet etmesi en büyük günahlardandır buyurmuştur. Ashab-ı kiram ya Resulallah, bir kimse kendi ana babasına nasıl süver deyince, birinin babasını süver, o da onun babasını süver, adamın anasına süver, o da onun anasına süver buyurmuştu. İslam, ana baba Müslüman olmasalar dahi kendilerine iyi davranmayı tavsiye etti. Allah Teala şöyle buyurur: eğer onlar seni hakkında bilgin olmayan bir şeyi körü körüne bana ortak koşman için zorlarlarsa onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. İşte Hazreti İbrahim babasına olan çağrısında iyi geçinirdi. Allah Teala şöyle buyurdu: kitapta İbrahim'i an, zira o sıdkı bütün bir peygamberdi. Bir zaman o babasına dedi ki: babacığım, doymayan, görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlamayan bir şeye niçin taparsın? Babacığım, hakikaten sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Öyleyse bana oy ki seni düz yola çıkarayım. Babacığım, şeytana kulluk etme. Çünkü şeytan çok merhametli olan Allah'a asi oldu. Babacığım, Allah tarafından sana azap dokunup da şeytanın yakını olmandan korkuyorum. İşte de Esma binti Ebi Bekr, müşrik olan annesi kendi yanına gelmişti. O da Resulullah'tan bu meselede fetva istedi de, annem bana sokulmak ve karşılık görmek istiyor. Anneme ilgi ve iltifat edebilir miyim ya Resulallah dedi. İşte Esma binti Ebi Bekir, müşrik olan annesi kendi yanına gelmişti. O da Resulullah'tan bu meselede fetva istedi. Annem bana sokulmak ve karşılık görmek istiyor. Anneme ilgi ve iltifat edebilir miyim dedi. Resulullah evet, annene ilgi ve iltifat eyle buyurdu. Ana babaya iyilik etmenin insanın dünyada ve ahirette göreceği büyük etki ve yararları vardır. İşte ana babaya iyilik ve riayet etmek Allah'ın rızasını kazanma nedenidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah'ın rızası ana babanın razı edilmesindedir. Allah'ın öfkesi de ana babanın öfkesindedir. Yine de ana babaya iyilik etmek sıkıntıların giderilmesine bir nedendir. Abdullah bin Ömer'den, o da Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem naklen rivayet etti ki, bir zamanlar üç kişi yolda giderken kendilerini yağmur tutmuş ve dağda
bir mağaraya sığınmışlar. Arkasından mağaranın ağzına dağdan bir kaya düşmüş ve onları kapamış. Bunun üzerine yolcular birbirlerine, bakın, Allah için salih amel işlediyseniz o ameller vasıtasıyla Allah'a dua edin. Ola ki Allah bu kayayı sizden açar, demişler. İçerlerinden biri, Allah'ım, benim iki ihtiyar geçkin ana babamla bir karım ve küçük çocuklarım vardı. Onlara iyi bakardım. Hayvanlarımı yanlarına getirdiğim zaman süt sağardım. Önce annemle babamdan başlayarak çocuklarımdan önce onlara içirirdim. Şu var ki bir gün açlık beni uzaklara götürdü de akşamlayıncaya kadar gelemedim ve onları uyumuş buldum. Hemen evvelce yaptığım gibi süt sağdım ve kabı getirerek başları ucunda dikildim. Onları uykularından uyandırmaya kıyamıyordum. Çocuklara da onlardan evvel süt vermekten çekiniyordum. Çocuklar ayaklarımın dibinde çağrışıyorlardı. Benim ve çocukların hali bu minval üzere fecir doğuncaya kadar devam etti. Ey Rabbim, eğer benim bunu senin rızanı dileyerek yaptığımı biliyorsan, bu kayadan bize bir miktarını arala da ondan dök yüzünü görelim, demiş. Bunun üzerine Allah kayanın bir miktarını aralamış ve ondan dök yüzünü görmüşler. İşte bu adam ana babasına ettiği iyilik onun kurtulmasına bir neden oldu. Ana babasına iyilik eden insan kendi çocukları tarafından da iyilik ve ihsan görür. Bilindiği gibi ceza amel cinsindendir. Hazreti İbrahim kendi babasına iyi davrandığı için Yüce Allah ona oğlu Hazreti İsmail'in iyiliğini ve itaatkarlığını göstererek mükafat vermiştir. Allah şöyle buyurmuştur. Babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa erişince, yavrucuğum, rüyada seni boğazladığımı görüyorum. Bir düşün, ne dersin, dedi. O da cevaben, babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulursun, dedi. Ana babaya iyilik etmenin dünyada semereleri olduğu gibi ahirette de Müslümanın cennete gidip mutlu olmasının sebebidir. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek cihada çıkmak için müsaade istedi. Resulullah, annen hayatta mıdır, buyurdu. Adam, evet, dedi. Resulullah, sen annenin ayağına sarıl, çünkü cennet oradadır, buyurdu. Başka bir hadiste Resulullah buyurdu ki, anne ve baba cennete en ortadaki kapıdan girmeye vesile olur. Artık sen o kapıyı ister bırak, ister elinde tut. İbni Ömer bir adama dedi ki, cehennemden korkar mısın ve cennete girmek ister misin? Adam, evet vallahi, dedi. İbni Ömer sordu ki, anam baban hayatta mı? Adam da, yanımızda yalnız annem var, dediğinde İbni Ömer, Allah'a yemin ederim ki eğer annene yumuşak söz söylersen ve ona yemek yedirirsen, büyük günahlardan sakındıkça muhakkak cennete girersin, dedi. Şunu vurguluyoruz ki insan ne kadar iyilik ve ihsan yapsa da ana babanın hakkını ödeyemez. Bu bağlamda Hazreti Peygamberimiz buyurdu ki, çocuk hiçbir iyilikle babanın hakkını ödeyemez. Ancak onu köle olarak bulur da onu satın alarak hürriyetine kavuşturursa öder. Bu sözlerden sonra kendim ve sizin için Yüce Allah'tan bağışlanma dilerim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İnsanların efendisi son peygamber Hazreti Muhammed'e, ehli ve ashabinin hepsine salat ve selam olsun. Kıymetli Müslüman kardeşlerim, İslam ana babaya iyilik etmeyi tavsiye ettiği gibi akrabalara da iyilik etmeyi tavsiye etti. Allah Teala şöyle buyurur. Aralarında akrabalık bağı olanlar Allah'ın kitabına göre
birbiri için müminlerden ve muhacirlerden daha önceliklilerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Teala varlıkları yaratma işini tamamlayınca akrabalık bağı ayağa kalkarak bu duruş akrabalık bağını koparan kimseden sana sığınanın duruşudur dedi. Allah Teala pekala seni koruyup gözetene, gözeteni gözetmeme, seninle ilgisini kesenden rahmetimi kesmeme razı değil misin diye sordu. Akrabalık bağı evet razıyım dedi. Bunun üzerine Allah Teala sana bu hak verilmiştir buyurdu. Bunları anlattıktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem isterseniz şu ayeti okuyunuz buyurdu. Ey münafıklar, siz iş başına geçecek olursanız yeryüzünde fesat çıkarır, akrabalarla ilginizi kesersiniz değil mi? İşte Allah'ın lanete uğrattığı kulaklarını sağır, gözlerini kor ettiği kimseler bunlardır. Başka bir hadiste Peygamber Efendimiz bize anlattı ki Cenab-ı Hak şöyle buyurdu. Ben Allah'ım, ben Rahman'ım. Ana rahmini ben yarattım. Ona kendi Rahman adımdan verdim. Kim akrabalık bağlarını gözetirse ben de onu gözetirim. Kim de akraba ile bağını keserse ben de onunla bağımı keserim. Akrabaları ziyaret etmek ve onlara yardım ve destek sağlamak gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, yoksula verilen sadaka bir sadakadır. Akrabaya verilen sadaka ise iki sadaka yerine geçer. Biri sadaka sevabı, öteki de akrabayı koruyup gözetme sevabıdır. İşte akrabaların davetine icabet etmek, hastalarına ziyaret etmek ve cenazelerine katılmakla bu sevap gerçekleşir. Küçüklerine sevgi ve büyüklerine saygı ve onlar için dua etmek dinimizce ibadet sayılır. Yakınlara sıla-i rahimde bulunmak ömürde berekete ve rızıkta genişliğe vesile olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, kim rızkının bol olmasını ve ömrünün uzamasını severse ana babasına iyilik etsin ve akrabalık bağlarını gözetsin. Yine Peygamber Efendimiz akrabalık bağlarını gözetmenin günahların bağışlanmasına neden olduğunu bildirdi. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ben büyük bir günah işledim. Buna tevbe imkanım var mı dedi. Hazreti Peygamber annen var mı diye sordu. Adam hayır yok dedi. Peki teyzen de mi yok dedi. Adam hayır var deyince Resulullah öyleyse ona iyilik yap diye emretti. İnsan akrabalık bağlarını kesmekten ve kötülüğe kötülükle karşılık vermekten sakınmalıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Akrabasının yaptığı iyiliğe aynısıyla karşılık veren onları koruyup gözetmiş sayılmaz. Akrabayı koruyup gözeten adam kendisiyle ilgiyi kestikleri zaman bile onlara iyilik etmeye devam edendir. Başka bir hadiste rivayet edildiğine göre bir adam ya Resulallah benim akrabalarım var. Ben kendilerine ziyaret ediyorum. Onlar bana gelip gitmiyorlar. Ben onlara iyilik ediyorum. Onlar bana kötülük ediyorlar. Ben onlara anlayışlı davranıyorum. Onlarsa bana kaba davranıyorlar dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer dediğin gibiysen onlara sıcak kül yutturmuşsun. Sen böyle davrandıkça Allah'ın yardımı seninledir. İslam akraba bağlarını kubarmaktan ve dünyada ve ahirette ağır cezasından uyardı. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Günahların cezası Allah tarafından ahirete ertelenmesine rağmen yeryüzünde
bozgunculuk çıkaran ve akrabalık bağını kubaran kimselerin cezası dünyada da verilmeye diğer günahlardan daha layıktır. Yine bu hususta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: akrabasıyla ilgisini kesen kimse cennete giremez. Bütün bunlardan hareketle babalarımıza ve annelerimize iyilik ve ihsan edelim. Akrabalık bağlarını gözetelim ve tüm insanlara iyi davranalım. Ey Allah'ım, babalarımıza ve annelerimize iyilik etmek için bizi muvaffak eyle. Akrabaların bağlarını gözetleyenlerden kıl bizi. Ey Allah'ım, Mısır'a ve tüm aleme huzur ve güven nimetini daim eyle. Refah, bolluk ve bereket ver. Dualarımızın sonu da Elhamdülillahi Rabbil Alemin'dir.